Bəli, sayğıda gəl əziz seyirciler, məsələ programımız devam edirik. Şimdi geçerik doktora Rüya Dabbaq'da sağlıqla ilgili vətərəsi. Bir izleyelim onu, ondan sonra tekrarlanırıq, sizi odan devam etməkdəyiz. Günaydın vatanım, günaydın stüdyodaki arkadaşlar, günaydın aziz değerli izleyenlerimiz. Devam ediyoruz sizden, sizin sağlığınızdan ilgili konularımız günaydın vatanım programından sağlık bölümünde. Her zaman sizden yardımcı bütün bu konuları konuşmak dair ve tedavi yolların ve ilaç yolların ve en önemlisi de erken yollar ki her bir hastalığı bulmak için tam bidayə yollarında ya da aslan bulmadan öncə hadi olmasın bizdə bu xəstəliklər. Bugün konuşacağıq bəzi xəstəliklər ki, onlar köskdə. O xəstəliklər hanı həmid xəstəliklərdir, heç qorxusu yoxdur. Biz her zaman konuşmuşuq məmə kanseri üzərinə. Amma bugün konuşacağıq o xəstəliklər ki, onlar doğum fətrəsində, bir də başqa fətrələrdə ki, onlar bu nə şəkildədir bilirsirlər və nə şəkildə erkən yolun alın bu xəstəliklər ki, olmaz. İlkere onlar süt veren kadınlar çok marazdı. Gözkin iltihabı olsun özünde. Bakar süt veren kadın bir fedre isitti, titretti. Aynen de bakar cerahat çıxır süt yerine. Ya da sütten cerahat olur özünde. Gözki de şişir kuvvetli bir incik olup içinde. Va kırmızı olup da sıcak da olup. O yüzden ona bir iltihab var. Diyebilirlik bunda bir iltihab var. O da iltihab ki olup da bu kanavetler süt malı olabilir. Örtülsün. Örtüldüğü zaman bakteriyeler içinde iltihab yapar özünde. Yaptığı zaman bu biritirlerin birisi olar özünde. Olduğu bile çok kadın panik olar. Çocuğa gider bu iltihab. Tabi nesihat etmeliyiz. Aynen bu gözde süt verirsen başkasını kullanırsan başkasını da olmaz durutmak. Duruttuğu zaman gözkü sütü kuruyacaktı. O yüzden bunu edebilirsen edesen kamadet yaparsan müsekkinət alacaqsan, doktor bu ulaşınca olabilir bir basit zər yaparsa için ona göre bakar hangi bir bakteriya bu iltihabı yaptı, ona göre antibiyotikini verer, iyileştirir. Üzerine kamadet yapmak, üzerine doğum edesen süt vermek, öbür köskdə üzerine nanca əlüvdən geçsə antibiyotik alasan ki çocuğa təsir etməsin, gider bu iltihab. Başqa baxarıq daima süt hormonunda bəzi izrablıq olar. Süt hormonu da öncəliklə də konuşmuşduq zəteriyyədən ifraz olar. İfraz olduğu için təhviz verir süt gözkin qüddələrinə ki çalışsın. Çalışsın süt ifraz etsin. Amma bəzən doğum fətrəsində də ki bəzən normal qızlarda da olar. Fazla ifraz olub. Bir səbəbdən. Səbəblər ola bilir yumurtalıq hormonlarında bir izrab olsun. Ola bilir beyində bir izrab olsun. Tam test etdiği zaman baxar prolaktin süt hormonun üskektadır. Tabi bu olabilir kanavat, süt kanavatın örtülüğünü yapsın, olabilir tereyif yapsın. Tabi izrablıq da yapar adeta o üstten bunun testini yaptığı zaman ilacı var, tedavisi var, aynen ilacı var, tedavi var. Güzel bir şekilde bir plana geçersen kendi doktoruna normalleştiriyorsun. Normallaştıktan sonra bütün hormonları düzenlendirir ve bütün bu izrabları ki oldu canında iyileştiriyorsun. Çoxlar kadınlarda adet yaxınına kadar bakar bir düğün təki var özünde. Ama düğün eki müşahdı qeyim dəgi. O baxar da biraz incik olur özünde. Baxar həcmi ziyad edir. Adaya yaxın. Aynen de baxar bir az incik olur. İncik de fazla edir. Özellikle adaya yaxın. Bunlar teleyifdir. Normal bir halde. Hiçbir panik yoxdur. Ama ister mütabiq etsin, ziyad etməsin, fazla etməsin. Sıx-sıx doktor yanında ve öz kendi ufasından da devam edersen, bunların da ilacları var. Ama da senin için panik yapırsa ya da bir psikoloji bir izacılıq yaparsa sen de kaldırabilirsin özün. Çıxa bilər mende müstakbelen kaldırdıqdan sonra büyük bir sayıyla olabilir dönsün sənə. Olabilir bir de sıkıntı yapmasın. Sizde panik yoxdursa da mütabiq edersin. Bir sağız bir basitdir. Hiçbir zaman korkamayasınız. Daha fazla da doğan kadınlarda ya da başka kadınlarda olabilir. Hiss eder bir kisse təki olur. Bu kisse beygi olur ya da inciki olur. O da gene hormon izrablığından olabilir. Yanaşasında teleyif olar diyebiliriz. Fibrocystic changes. Bu da normaldir. Hiçbir korkusu yoxdur. Olabilir ki, sizde bazı yaralar olsun, bazı
hassasiyet ki olsun, başka bir hastalıklar olsun, kaşantı olsun. Bu da gene normal değil, korku ama cildi doktoru yanında ilacın bulasan güzel bir şekilde. Ama biz her zaman nasihat ederek erken fahsların yollarına, sende bir şey var ise yok ise, aile de var ise yok ise, o da öz kendini fahs etmek çok önemli de. Haftada, ayda bir kere uzaklaştırırsan, eğer bir erken bir şey bulsa doktora gidesen uzaklaştırırsan özü büyük bir problemler ki onlar köşküde. İnşallah edebilirim, fayda bulun. Kadınlarımıza bilgilerden hoşça kalın, sağlık kalın.